Kalbin görevi nedir bilen var mı? Kalbin görevi, evet. Kan pompalama. Kan pompalı değil mi? Vücudumuzun her yerine kanı gönderiyor. Şundan okuyoruz. İki tane çocuk daha kol kemiği. Oluşturacağız şimdi. Organları da bak şu şekilde ayarlayacağız. Akşerde de gelin. Şimdi bu şekilde devam edelim. Ayak kemiği. Bunun içinden geçirdik. Tamam mı? İkinci aşama onu tam geçireceğiz. Sonra demirleri birbirine bağlarsanız eklem yerine geçecek ve kemiklerimiz birbirine bağlanacak. Tamam. İlk bacağı tamamladık. Gördün mü? İstediğiniz hareketi yapabiliyoruz. Bir dakika sonra yine bulacağım. Bir dakika. Bulacağım şimdi. Şimdi bak, bunu böyle yaptın mı? İlk önce biz kırmızı grup olarak drama dersine giriyoruz. Drama dersinde empatiyi, özgüveni, utangaçlığı yenmeyi falan hepsini oyunla öğreniyoruz ki bence bu çok güzel. Bütün arkadaşlarımı çocuk üniversitesine bekliyorum. Açıkçası okulda çok faydası oldu. Özellikle de bilişim ve deney dersleri. Onların hem okulda daha fazla şeyini gördü hem de burada eğitim, oyunla beraber eğitim aldıkları için anlaması ve öğrenmesi daha kolay oluyor. Sınıftaki arkadaşlarından bir adım önde gidiyor şu anda çocuğumuz. Üniversitenin yapılması çok iyi bir şey. Bunun devam etmesi de güzel bir şey. Hani bunun daha da yayılmasını bekleriz yani başkanımızdan. Yaz kursları kapsamında şimdi yaratıcı drama kurslarımız var. Biz burada çocuklarla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Burada çocuklar aslında hayatı deneyimliyor. Biz burada deneyimleyerek öğreniyoruz. Çocuklar da empati duygusunu, ne bileyim duyarlılık duygusunu, hayatta yaşadığımız iyi ve kötü olan bütün duyguları burada deneyimliyor. Hayata karşı biraz daha gardını almış oluyor tabiri caizse. Biz burada dersimizin en güzel yanı eğlenerek öğrenmek. Biz de bunu yapıyoruz. Derslerimiz gayet güzel gidiyor. Ben temel bilgisayar eğitmeniyim. Hem de robotik kodlama dersi veriyorum. Burada temel bilgisayar eğitimi veriyorum çocuklara. Buradaki sistemimiz atölye tarzı bir sistem üzerinden gidiyoruz ve çok verimli oluyor. İkinci sınıf öğrencilerimizden başlayıp 8. sınıf öğrencilerimize kadar devam ediyor. Eğlenerek bilgisayar parçalarını öğreniyoruz. Donanım ve yazılım ağırlıklı gidiyoruz. Günümüz teknoloji çağ olduğu için çok yüksek ve derslerinin de artık teknolojiye çok yatkın. Onlara çok yardımcı olduklarını ve keyif aldıklarını hissedebiliyorum gözlerinden.